Modern çağda çalışmaktan eve yetişemeyen hanımların imdadına hazır gıdalar, paketlenmiş ürünler yetişti. Peki sıklıkla sofralara gelen o hazır gıdaların nelere yol açtığını biliyor musunuz? Yardımcı doçent doktor Halit Yerebakan sofradaki tehlikeyi Magazin 8'e anlattı. Bunu şu anda vücudumuza aldık. Midemize düşüyor. Dök dök dök, hızlı dök. Artık hayatımızı adeta işgal altına almış olan bir besin ailesi var. Bunlara biz hazır gıdalar diyoruz. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı yardımcı doçent doktor Halit Yerebakan hazır gıda tehlikesini anlattı. Şeker var. Şeker bir yaprak sarmanın içinde ne geziyor acaba? Sucuğunda ayrı boya, sosisinde ayrı boya. Yaşam şartları ve insanlığın önceliği değişti. Bununla beraber insanoğlunun beslenme alışkanlıkları da değişti. Yemeğe ayırdığımız vakit pek yok veya hazırlanmasına ayıracak pek vaktimiz yok. Dolayısıyla artık hayatımızı adeta işgal altına almış olan bir besin ailesi var. Bunlara biz hazır gıdalar diyoruz. Üstünde hazır gıda yazmıyorsa lütfen içindekilere bakın diye de ekliyor doktor Yerebakan. Peki hazır ifadesi olmasa da biz bunun hazır gıda olduğunu nasıl anlayabiliriz? Hemen içindekilere bakacağız. Yaprak sarmanın içerisinde ne olabilir? Yaprak olur, değil mi? Asma yaprağı veya işte başka bir yaprak olabilir. Pirinç olabilir. İşte kullanılan baharatlar olabilir. Bunlarda herhangi bir sorun yok. Ama devam ediyoruz efendim. Şeker var. Şeker bir yaprak sarmanın içinde ne geziyor acaba? İnsan merak ediyor. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı yardımcı doçent doktor Halit Yerebakan, insan sağlığına tehlikeli hazır gıdalara da örnek verdi. Hazır çorbalar var. Çok fazla tüketiyoruz günümüzde. Diğer taraftan ya acıktım ama hemen ufak bir şeyler yapayım diye fırına attığınız işte adeta bir kimyasal deposu diyebileceğimiz hazır pizza türevi ürünler de var. Hamurunda ayrı kimyasal, peynirinde ayrı kimyasal, sucuğunda ayrı boya, sosisinde ayrı boya, işte diğer mısırın ne olduğunu belki de çok fazla bilmiyoruz. Bu tip ürünlerin bir araya gelmesi. Gıda kimyasallarına dair bir de deneyi var doktor Yerebakan'ın. Gıda kimyasalının insan bedenindeki etkisini adeta sembolize etmek için, göstermek için yapmış olduğumuz bir deney. Hemen o yüzden maddelerimizi burada karıştıralım. Şuradan iki tane kaşığımızı alıyoruz bir tarafa. Bu bildiğimiz mısır nişastası. Ondan sonra bu tarafa nişastayı koydum. Bu tarafa da bir miktar, evet, iyot koydum. Ondan sonra geldik. Şöyle bunu birazcık dolduruyoruz şimdi. Ilık bir su. Deneyi yapmak için ılık suyu kullanmamız gerekiyor. Ve bunu da buraya bu kadar koymuş olduk. Şimdi işin sırrı burada. Yani o çeşitli maddeler, çeşitli kimyasal ajanlar, gıda kimyasalları da olduğu gibi bunu şimdi burada hafif bir şekilde, çok az, böyle birazcık eğiliyorum kusura bakmayın. Ondan sonra hafif damlattım. Temsili olarak gıda kimyasalı olsun. Bu arada deney bitti. Şimdi sevgili Berin, ben elimdeki suyu size dökeceğim. Siz de aynen benim bardağıma geri dökeceksiniz. Başlıyoruz hemen. Biz bunu şu anda vücudumuza aldık. Midemize düşüyor. Dök dök dök, hızlı dök, hızlı dök, hızlı dök. Evet, midemize döktük. Midemizde yediğimizde aynen böyle ak bir şekilde. Lütfen odaklanalım buraya. Berrak, en ufak bir problem yok. Değerli izleyenler, karışım sadece 60 saniyede işte bu hali aldı. Evet, gördüğünüz gibi şu anda ne oluyor? Renk adeta koyulmaya başlandı. İçindeki kimyasal tepkime gecikmeli olarak, çünkü kattığımız özel maddeler var, gecikmeli olarak etki etmeye başladı. Bembeyaz solüsyon, bembeyazdı, yedik aynen böyle gördüğünüz gibi. Ah, ne kadar lezzetli görünüyor diye düşünüyorsunuz, ağzınıza atıyorsunuz ama partiküllerini ayrıştıktan sonra geriye ne kalıyor? Geriye işte adeta böyle gıda kimyasalının artığı bir zehir kalıyor.